Başlıyorum. Merhaba. Ee, bu programda sizlere Kehf suresinden bahsetmek istiyorum. Kehf suresinde 3 tane konu anlatılıyor temel olarak. Birincisi 7 uyurlar yani Ashab-ı konusu. İkincisi Hızır ve Hazreti Musa buluşması. Bu buluşmanın nasıl olduğu, ne zaman olduğu. Ee, ve buluşmanın neticesinde yapılan 3 tane yolculuk. Ve ondan sonra da Zülkarneyn konusu anlatılıyor. Bu dördü de çok ilgi çeken konular. Ben bunu bu dört konuyu kitaplarımda ayrıntılarıyla yazmaya çalıştım. Yayınlanmış bu konuda kitaplarım var. Hızır var, Zülkarneyn var. Diğer buluşma ile ilgili e, Devda e, kitabı var. Yuşa Tepesi'nin sırrı ve Devda. Çünkü Yuşa Tepesi'nin kitabelerde de acayip konular anlatılıyor. Bütün bunları o kitaplarımda anlattım ama şimdi beni İran'dan Avustralya'ya, Kanada'ya Amerika'dan izleyenler var. Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre buralardan çok izleyenler olduğunu öğreniyorum. Buradaki izleyiciler pek bu konuları benim kitaplarıma ulaşamıyorlar, öğrenemiyorlar. Onlar için mümkünse böyle bölüm bölüm ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. Şimdi Kep suresinin özelliği nedir? Kep suresi aslında bizim günümüzü çok ilgilendiriyor ve bu hadislerde de var. Hadislerde şöyle söyleniyor. Kehf suresi ahir zamanda deccal olarak ortaya çıkacak olan ve tanrılığını iddia edecek olan kişiye karşı veya sisteme karşı çok müthiş bir silahtır. Bunun içindeki bilgiler eğer öğrenilirse deccala karşı nasıl bir tavır alınacağı, bu sisteme karşı nasıl karşı konulacağı veya ona karşı nasıl tavır alınacağı kesinlikle anlaşılmış olur. Buradaki konular da Dediğim gibi bu asabı kef konusu mesela direkt zaman yolculuğuyla ilgili bir konu. Yani burada öyle bir şey anlatılıyor ki asabı kef ha, e, zalim bir kraldan kaçarak yani onların dininin değiştirilmesini istiyor. Öyle anlatılıyor bize de. E, böyle midir değil midir bilemiyoruz ama biz o şey üzerinden gidelim. Yani zalim bir kraldan kaçarken bir mağaraya sığınıyorlar ve bu mağarada bir gece geçiriyorlar. Ayetlerde çok açık. Bir gece yani 10 saat veya 12 saat. Yani bir gün ve bir günün bir miktarı yarısı kadar bir şey kaldığını ayetler söylüyor bize. Ve burada çıktıkları zaman mağaradan aralan 300 sene. Açık açık anlatımında ayetin 300 sene çok açıkça anlaşılıyor. Bu 300 sene de yeterince çarpıcı bir zaman aralığı ileriye gitmiş olduklarını görüyorlar. Yani zamanda bir yolculuk yapmış olduklarını görüyorlar. Ama bu 300 senenin anlattığı yerde şöyle bir şey geçiyor. 300 yıl kaldılar. 9 da ziyade ettiler. Şimdi bu ziyade kelimesi zıt kelimesi yani Arapçadaki zıt kelimesi ziyade fazlalaştırma demek ama bunu eğer üstüne 9 sene eklemek olarak alırsak 309 sene oluyor. Bunu birçok araştırmacı burada hem hicri takvim hem de miladi takvime göre bir zaman verilmiş diyorlar. Ben bu görüşe de tam itiraz etmiyorum. Yani bu da olabilir. Fakat burada zıt kelimesi, ziyade kelimesi geçtiği için bunun çarpma olabileceğini de anlıyoruz. Yani eğer bu çarpmaysa 3 kere 9, 27, 2700 sene mağaranın içinde zaman geçirmişler demektir. Ve bu öyle bir şeye getiriyor ki bizi hala da mağaranın içinden çıkmamış oldukları da söylenebilir. Çünkü bunu nereden söyleyebiliyorum ben? Hadislerde yine şöyle bir şey var. Ashab-ı Kef Mehdi'nin yardımcıları olarak çıkacaklar. Ve Mehdi'ye yardım etmek için çıkacaklar mağaralarından. Şimdi böyle olunca daha henüz bu Mehdi sistemine de zamanına da ulaşamamış olduğumuz için biz e, ee, bu ashab-ı kefin henüz mağaradan çıkıp çıkmadıkları konusunda da tam emin olamıyoruz. Çıkmadılar desek bile bu yanlış olmaz. Ee, başka başka ayetlerin yani Kef suresi bu ashab-ı kef bölümünün anlatıldığı ayetlerin ayrıntılarına girdiğimiz zamansa şöyle bir şey çıkıyor. Ee, sanki ayetlerde mağaranın koordinatları bile verilmiş. Şimdi bu koordinatların ben eee İran'da olduğunu söyleyebilirim. Yani beni İran'dan da izleyenler varmış, onlara da selam ediyorum. Bu koordinatların eğer doğruysa, bu tabii benim kendi şeyimdir, kendi önerimdir. Bunların neresi olduğunu söylemeyeceğim ama eğer bu koordinatlar doğruysa, bu Ashab-ı Kef mağarası İran dağlarında bir bölümde araştırılırsa belki de bulunabilecektir. Çünkü bu Mehdi konusuyla İran da çok yakından ilgili. Yani ay zamandaki bu alt üst oluşlarda İran'ın çok faktörü var. İran'ın çok önemli bir konumu var. Onun için Mehdi'nin çıktığı zamanda Asabı Kef'in de çıkıp Mehdi'ye yardım etmesi ve benim ayetlerden çıkarttığım yer bildiren sanki koordinatlar gibi düşündüğüm bölümlerin de İran'da yaptığım araştırmaya göre İran'daki bir bölgeyi işaret etmesi çok ilginç geldi bana. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Şimdi Ashab-ı Kehf'in mağarasının yeri tarif edilirken yine Kehf suresi ayetlerinde burada da çok acayip bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada mağaranın yeri sanki dünyanın bugünkü haritasının tersine çevrilmiş hali gibi anlatılıyor. Yani güneşe göre bir konum almış. Haritanın yerini anlatırken peygamberimize hitaben bir ayet var. Sen onları güneşi görüyorsun ya güneşe göre onlar şu taraftadırlar. Mağaralar şöyle olur. Güneş doğduğunda şöyle olur, batarken de böyle olur diye anlatılan ayetlerden biz anlıyoruz ki dünyanın şu andaki haritasının yani doğu batı istikametine baktığımızda tam oturmuyor ama haritayı ters çevirdiğimizde oturuyor. Bunun da manası şu demektir kutupların fiziksel olarak yer değiştirilmesinden sonra, yani bu yer değiştirme olduğu zamanda bile onlar mağaralarında bulunuyor olacaklar. Ondan sonra mağaralarından çıkacaklar. Bu da Güneş'in doğudan değil de batıdan doğmasıyla ilgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifine de uygun denk düşüyor. Yani Güneş batıdan doğduktan sonra, bu Mehdi zamanına ulaşmış olacağız. Tabi Deccal aynı zamanda bu zamanda olacak. Çünkü Mehdi ve arkadaşları Hz. İsa ile de birlikte Deccal'a karşı savaş verecekler. Çünkü o zaman da Deccal'ın olduğu bir zaman. Şimdi bu e, ilerleyen şeylerde şöyle bir şey görüyoruz. E, Hz. İsa konusuyla bu Deccal konusu çok yakından ilgili. Çünkü onun da ismi Mesih Deccal'ın da ismi sahte Mesih. Yani Deccal Mesih diye geçiyor birçok hadislerde. Hz. İsa'nın Mesih olduğu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçiyor. Yani birisi sahte Mesih, bir tanesi gerçek Mesih. Ama buradaki sahte Mesih derken, Hz. İsa e, e, tasarımının diyelim veya formatının diyelim, yani Hz. İsa nasıl bir şeyi varsa bütün o görüntünün Deccal'da aynen birebir yaşatılmaya, yansıtılmaya çalıştığını, ve pagan bir e, pagan tanrı sembolüymüş gibi insanlar sunulmaya çalışılacağını da anlıyoruz biz buradan. Ve bütün bunların anlatılması bu Kehf suresinin içerisinde. Çünkü öyle şeyler var ki yani sanki Hz. İsa'nın kanı alınacakmış. Ondan Hazreti Hz. İsa tekrar üretilecekmiş. E, o zamanda yolculuk vasıtasıyla böyle bir şey yapılacakmış gibi. Birçok konuyla da bu günümüzde karşılaşıyoruz. Böyle konular internette çok bunların şeyleri var, videoları var bu olabilir mi, doğru mudur, değil midir, ne kadar olabilir, nasıl yapabilirler, nasıl yapamazlar. İşte bu Kehf suresinin ayetlerini anladığımız zaman anlaşılır olacaktır. Bunu zamanlaması için dedim ki ben dünyanın kutuplarının yer değiştirmesi. Bu da balık çağından kova çağına geçme ile ilgili bir konu. Balık çağının 2028 senesinden sonra son bir derecesine yani son 72 senesine girmiş olacağız. Ve o 72 sene geçtikten sonra balık ve kova çağının geçiş noktası tam orta noktaya gelmiş olacağız. Ve ondan sonraki 72 senede Kova Çağı'nın ilk birinci derecesi olacak. Yani bu 2028'den sonraki 144 sene bizim için çok önemli olacak. Bu 144 sene içerisinde işte dünyada çok büyük alt üst oluşlar olacak. Ve biz de bu alt üst oluşların nasıl olup olamayacağını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi asabı kef konusu onu takip eden konu Hızır Aleyhisselam'la Hz. Musa Aleyhisselam'ın buluşması konusudur. Buluşmadan sonra da yaptıkları seyahatler var. Şimdi ben size bu videoda buluşmayı anlatayım, burada keseyim, ondan sonra da bu yaptıkları seyahatler ve onların nasıl bir görüntü ortaya koyduğunu anlamaya çalışalım inşallah. Şimdi bu buluşma konusunda şöyle bir şey geçiyor. Hz. Musa diyor ki, ben çok uzun zaman yürüyeceğim. Benim yerim, yurdum yok. Yani İsrail olanı bir yere ulaştırmaya çalışıyorum. Öyle bir şey olacak ki gerekirse devirler boyunca, devirler boyunca yürüyeceğim ve iki denizin birleştiği noktaya ulaşacağım. Şimdi bu iki denizin birleştiği noktaya baktığımız zaman burada bize bir yer bildiriliyormuş gibi ama zaman da bildiriliyor sanki. Bu aslında yer ve zaman aynı şey demektir. Bunu zamanla anlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok uzun bir zaman yürüyeceğim diyor. Bunun zamanı ise balık sembolüyle anlatılmış bize. Çünkü yanlarını almış oldukları bir balık var. Bunu yemek üzere yanlarında getiriyorlar ve Hızır'la buluşacakları bir yeri arıyorlar. Ama buluşacakları yeri gelmiş olmalarına rağmen farkında olamıyorlar. O buluşacakları yerde kaya denilen bir yer ve o kayanın yanından... Fışkıran sular var veya yanında deniz var. Şimdi e, bu konu Kehf suresinin tefsirlerinde Elmalıla Hamdi Yazır tarafından şöyle anlatılıyor. Bu kaya denilen yani sahra denilen yer kesinlikle Kudüs'tür diyor Elmalıla Hamdi Yazır. Bu Kudüs olunca o zaman konu biraz daha açıklığa kavuşuyor ve çözüme çözüme yaklaşıyoruz. Yani eğer Kudüs ise bu İsrailoğullarının, çünkü Hz. Musa ile Hz. Yuşa beraber yürüyorlar. Bunu sembolik bir anlatımına bakarsak şöyle bir sonuç çıkıyor. İsrailoğullarının Kudüs'e ulaştıkları bir zaman aralığında olacak bu. Ve 2000 yıldan beri ilk defa ulaştıkları zaman işte orada İsrail'in kurulmuş olduğu zaman onda bile ulaşamadılar. ancak günümüzde Kudüs'ü ele geçirmeye çalışıyorlar şu anda. Kudüs'e de tam hakim olabilmiş değiller. Yani bunun ben önümüzdeki yılları anlatmakta olduğunu düşünüyorum. Ve orada bir olay oluyor. Ve o olayı bizzat Hazreti Yuşa gözleriyle görüp şahit olmasına rağmen unutuyor, unuttum diyor. Bu e, normal şartlarda olabilecek bir şey değil ama ayetin tasarlanış şekli e, bize Hz. Musa, Hz. Yuşa sorduğu zaman onun verdiği cevap unuttum şeklindedir. Şimdi unutabilir mi bir peygamber bu kadar önemli bir konuyu ve kendisine yola çıkmadan önce tembih edilmiş. Yanlar, Merhaba ben. Dikkat et işaretler nasıl olacak bu işaretlere dikkat et ve bu işaretler neticesinde biz gittiğimiz yere varıp varmadığımızı fark edeceğiz diyerek ona bir bilgi verilmiş olmasına rağmen Hazreti Yuşa'nın vermiş olduğu cevap unuttum. Şimdi burada e, unuttum dediği şey kayadan sıçrayan sular balığa değdi ve balık canlandı ve denize düştü ve olmayan deniz. Çünkü Serap Denizi diyor ayette. Öyle bir şey anlatıyor ki olmayan denize düştü ve canlanıp gitti. Denizde yüzdü gitti. Şimdi biz bunun aslında daha sonraki ayette de şöyle diyor. Buluşma yerinin tam orta noktasına geldiklerinde bu olay oldu. Yani buluşma yeri iki denizin birleştiği yer ve birleşme yerinin tam orta noktası. O zaman biz şunu çıkartabiliriz burada. İşte benim baştan beri söylediğim gibi Kova Çağı'ndan balık çağından pardon kova çağına geçişte tam orta nokta 2100 senesi olmasına göre hesap yaparsak 2100 senesini biraz geçtikleri zaman bunu farkına varıyorlar ve 2100 senesinde bir olay oluyor. Balık kayadan sıçrayan sularla canlanıp tekrar geriye dönüp denizde yoluna devam ediyor. Bunu şöyle anlıyoruz. Burada kutupların yer değiştirmesi olayının zamanı bize anlatılmış olabilir ve bu Hızırla buluşma da zaman yolculuğunun yapıp kullanılabilir hale getirileceği bir zaman bize anlatılması olabilir. Ve buradan biz şunu anlıyoruz. Hem baştaki yedi uyurlar bölümünden hem de sonraki Musa Hızır buluşması bölümünden çok acayip ve gelecekteki bizim karşımıza çıkabilecek olan zamanla ilgili birçok Fenomenin, olayın bize bilgisinin verildiğini anlıyoruz. Bütün bunları takip edeceğiz inşallah. Ve bu Kehf suresinin bize neler anlattığını ve Deccal'a nasıl silah olabileceğini anlamaya çalışacağız. Bundan sonraki bölümümüzde de Hz. Hızır'la Hz. Musa'nın yaptığı yolculuklar ve bunların bize neler anlattığını anlamaya çalışacağız. Hepiniz gönlünüzce olsun her şey. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.